Merhaba ben Ayça Özlem Kurt, nefes eğitmeniyim. Bu videoda biraz panik atak hakkında konuşacağız. Ben panik atak geçirdiğimde ne olduğunu hiç anlamadığım için kendimi hastanede bulmuştum. Ve çok e, bilinçli bir hemşire bana demişti ki Ayça Hanım şu an panik atak geçiriyorsunuz lütfen ağzınızı kapatın. Elini karnıma koymuştu ve çok sakince nefes alıp verin dedi. Ağzımı da hiç açtırmadım. Toplam zannederim 7-8 nefes sonra ben %30-%40 daha iyiydim. Ne olduğunu da bilmeden gitmiştim zaten hastaneye ve sonra panik atak olduğunu. Ve böyle 7-8 tane nefes alıp hızlıca sakinleşebileceğimi öğrenince bu konu neden böyle deyip biraz araştırmaya başladım. Ve bir sürü eğitimler aldım bununla ilgili. Şimdi panik atakta aslında yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi benim dışarıda gördüğüm bu, bunu yapmamak gerekiyor. Çünkü fazla karbondioksit kaybetmemek gerekiyor aslında. Hatta e, bilenler, yaşayanlar çok iyi bilir. Panik atak geçirenleri şöyle kesenin içine nefes alıp verirler değil mi? Çünkü karbondioksit dengesi şaşmış olduğu için o karbondioksiti içeride tutmaya çalışırlar. Yani siz uff, yaptığınızda karbondioksit yine orantısız kaybedersiniz. Dolayısıyla da bunu yapmamak gerekir. Peki ne yapmak gerekir? Nefesi alacağım, vereceğim çok sakin. Yani siz panik atak geçir, geçirir gibi zaten bazı e, sinyaller veriyor. O sinyali ilk aldığınızda yapacağınız ilk şey ağzınızı kapatmak. Panik atağınız varsa eğer. Gün içinde atak yokken mutlaka nefes egzersizi yapın. Hangisini yapalım? Kutu nefes egzersizi olur. 4-4-4 size çok fazla geliyorsa 3-3-3 diye yapın. 2-2-2 diye yapın. Ama bir nefes egzersizi yapın. En etkilisi panik atak için atak yokkenden bahsediyorum. 4-1-5'leri hep böyle alışkanlık halinde yapmaya çalışmak. En etkilisi Panik atak yokken yine gün içinde ve gece mutlaka ağzınız kapalı olmalı. Yani kan gazlarının dengesini sağlıyor olmanız lazım. Ee, bir araştırma okumuştum Amerika'da yapılmış bir üniversite hastanesinde e, hastalar panik atak hastaları var e, bin tane gibi e, ve panik atak gelmeden önce karbondioksit seviyelerinde kandaki karbondioksit seviyelerinde Acayip bir düşüş gözlemlemiş e, bu deneyi yapan doktor. Dolayısıyla o zaten size önden bir sinyal veriyor... ...panik atak ben geliyorum diye. İşte o anda, geldiğini hissettiğiniz anda... ...ağzınızı kapatın. Burnunuzdan sakince nefes almaya çalışın. O dört bir beşleri yapmaya çalışın. Biraz uzun verebilirsiniz ama... Üff! diye üflemek yok. Ağız hiç açmak yok. Eğer panik atak olursanız o anda... Elinizi şöyle kapatın. Aynı o hastanedeki kese kağıdı etkisi gibi bir etki göstereceğim. Elinizi şöyle koyun. Sadece şu alt kısım açık kalsın. Bakın böyle. Elinizin içine nefes alıp verin. Sakin sakin. 4-5 tane böyle nefes aldığınızı görünce sakinleştiğinizi göreceksiniz. Sonra ikinci yapacağınız şey elinizi karnınıza koymak. Çünkü bizim elimiz aslında enerji alanımızdır. Onu oraya koyup karnınızı hissedip o nefesi biraz da karnınıza doğru gönderdiğinizde yani 4 bir beşi yaptığınızda aldım sakince veriyorum. Ağızdan üfleme lütfen yapmayın. Karbondioksit dengesini sağlamak için ve orantısız karbondioksit kaybetmemek için mutlaka ve mutlaka ağzınızı kapalı tutun. Çok zorlanıyorsanız ağzınızdan nefes alın, burnunuzdan vermeye çalışın. Bu videoda panik ataklılar ne yapacak, hangi egzersizleri yapacaklar, atak anında ve atak olmayan zamanlarda hangi egzersizleri yapacak konuştuk. Sizler de uygulayabilirsiniz veya tanıdıklarınıza söyleyebilirsiniz. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı hatta yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.